Ünlü Zen ustası Bankei'yi ziyaret için Japonya'nın dört bir yanından öğrenciler gelirmiş. Bu toplanmalardan birinde bir öğrenci hırsızlık yaparken yakalanıyor. Durum Bankei'ye bildirilerek öğrencinin kamptan atılması talep ediliyor. Ancak Bankei bu durumu göz ardı ediyor. Bir süre sonra aynı öğrenci tekrar hırsızlık yaparken yakalanıyor. Bankei bu sefer de durumu dikkate almayınca öğrenciler sinirlenmeye başlıyor. Hırsızın kamptan atılmasını talep eden dilekçe hazırlayıp aksi halde kamptan ayrılacaklarını ifade ediyorlar. Dilekçeyi okuyan Bankei tüm öğrencileri topluyor ve siz bir bilge çocuklarsınız diyor. İyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. Dilediğiniz yerde eğitim alabilirsiniz. Ancak bu biçare arkadaşınız henüz iyi ve kötüyü bile birbirinden ayırt edemiyor. Eğer onu ben eğitmezsem kim eğitir? Hepiniz buradan ayrılsanız bile onu yanımda tutmaya devam edeceğim. Ve bu çocuk bir daha hırsızlık yapmamış. Bugün üçüncü göz bağlamında esasında hayatımızda nasıl dengeye ulaşabiliriz bu konuya değinmiş olacağız. Tamamen üçüncü gözün ne olduğuna, ne işlev olduğuna, nasıl açılıp kapanıyor, açılınca kapanınca ne oluyor? Ruhani olarak ne anlama geliyor? Benim üçüncü gözle ilgili düşüncelerim, denge için yaptığım uygulamalar neler? Bunlardan bahsetmiş olacağız. Esasında üçüncü göz halk tabiridir. Orta beyinde bulunan epifiz bezine karşılık gelir. Ama neden üçüncü göz deniliyor? Epifiz, omurgalıların beyninde yer alan mercimek tanesi büyüklüğünde bir bezdir. Uyku paterni ve mevsimsel fotoperiyotları düzenleyen melatonini ve DMT'yi salgılıyor. Diğer ismi pineal bez. 5 ila 8 mm uzunluğunda. Eski zamanlarda bilim insanları epifizin büyük bir organın işlevini kaybetmiş kalıntısı olduğunu iddia ederlermiş. Ancak 1886'da iki mikroanatomi uzmanı H.W. de Graaf ve A. Baldwin Spencer birbirlerinden bağımsız olarak epifizin küresel bir lens ile dolu içsel bir odayı çevreleyen pigmentli retina hücreleri olan dışsal gözlerin tüm önemli özelliklerine sahip olan dumura uğramış bir göz olduğunu tespit ettiler. Daha sonraki araştırmalar bezin aslında hem direkt hem de dışsal gözden gelen sinir yolları vasıtasıyla çevresel ışığa tepkiler verdiğini kanıtlamıştır. Farelerde epifiz bezinin çıkartılması yumurtalıklarda büyümeye, düzenli ışık altında tutulan hayvanlarda da epifiz ağırlığının azalmasına neden oluyordu ki bu iki bilgi çok önemli, birazdan neden olduğuna değineceğim. Epifiz bezi psikolojik sirkadiyen ritim kontrolünden sorumlu olan melatonin salgısını sağlayan neuroendokrin dönüştürücüsüdür. Melatonin ise karanlıkta artıyor, aydınlıkta azalıyor. Epifiz bezi bir anten gibi elektriksel olarak harekete geçen ve bilginin frekansına göre ayarlanabilecek elektromanyetik bir alan üretme yeteneğine sahip. Genelde epifiz ve hipofiz beraber anılıyor çünkü beyinde birbirlerini tetikleyen bezlerdir. Hipofiz bezi de kısaca 0,5 gram ağırlığında endokrin bez. Hipofiz hormonu üretip salgılayarak homeostaziyi düzenliyor. Bunu bütün iç salgı bezlerini yani endokrin bezlerini denetleyerek yapıyor. Bu anlamda hipofiz endokrin sistem ve sinir sistemi arasındaki en büyük organizasyon ağını kontrol ediyor. Homeostaz dedik, bu dengeleşim demek, hücrenin çevresinde gerçekleşen olumsuzluklar karşısında kendi dengesini koruma çabası, değişen dış koşullar karşısında iç dengenin aktif düzenlenmesidir. Buna göre bu dengeyi neler bozuyor? Travmalar, radyasyon, tıbbi ilaçlar, alkol, narkotik madde ve tütün mamulleri, dengesiz beslenme ve hayat tarzı. Kısacası endokrin sistem homeostaziyi düzenliyor, dengeyi sağlıyor. Bu dengenin patronu ise hipofiz bezi diyebiliriz. Endokrin sistemde bulunan bezler şunlar: epifiz, hipofiz, tiroid, paratiroid, timus, böbrek üstü bez, organ olarak da hipotalamus, kalp, mide, pankreas, yumurtalık ve testisler. Şimdi neden önemli olduğuna gelelim. Daha önce çakralarla ilgili videolarda bahsettiğim üzere bizim ana 7 tane çakramız var. Aslında 100'den fazla çakra var ama ana çakralar bağlamında 7 tane. Kök çakra, sakral çakra, mide ya da solar plexus çakra, kalp çakrası, boğaz çakrası, üçüncü göz çakrası ve tepe çakra. Gördüğün üzere esasında bunların hepsi bir salgı bezine karşılık gelir. Biraz önce ne dedik? Bedensel bağlamda. Eğer ışık tutulursa çok fazla hayvanlarda epifiz bezi küçülüyor, yumurtalık büyüyor. Aynı şekilde enerjisel bazda da sadece üçüncü göze odaklanırsak ne oluyor? Tamamen maddesel dünya. Yani alt çakralar, alt 3 çakra, sakral çakra, mide çakrası ve kök çakra dünyaya ait çakralardır. Maddeyi yaşayabilmemiz için cinsellik, uyku, yeme içme bu taraftadır. Dengesizleşmeye başlıyor. Bunlar anlamını yitirmeye başlıyor diyebiliriz. Diğer taraftan sadece bu tarafa odaklanırsak ruhaniyetten uzaklaşmaya başlıyoruz. Esasında şu anda duru görü, astral seyahat, üçüncü göz, lucid rüya konularına insanların yönelme nedeni bu. Çünkü çok fazla maddeleştiği için yaşadığımız yer diğer uca yöneliyor.
yönelim başladı. Dengesizlik bu tarafa akmaya başladı ki birazdan zaten geleceğiz bu konuya. Ajna emir demektir. Üçüncü göz çakraya ajna çakra deniliyor aynı zamanda. Bu yüzden üçüncü göze yüksek benlikten emirleri alan bir merkez deniliyor. Bu çakra az çalıştığında, burada az çok çalışması, büyük bir çark olarak düşünürsen açılıp daralması olarak düşünebilirsin. Küçüldüğünde diyelim, hafıza sorunları, imgeleme yapamama, maddeye aşırı bağımlı olma, sürekli erteleme, kıskançlık, aşırı egolu bir yapıya bürünme söz konusu oluyor. Buna göre biraz önceki emir bağlamında kendisini kontrol etme anlamında taşıyor. Örneğin kendine söz geçiremez. Bu sebeple sürekli dış onu yönetmeye başlar. En ufak karar bile alamaz. Sürekli dışarısı tarafından manipüle edilir. Diğer uç ise aşırı çalışması. Bu sefer de üçüncü boyuttan kopar ve rüya aleminde yaşar denilebilir. Dengede olan insanlarsa iki dünyayı dengeler ve ruh ve maddenin dengesinde yaşar. Hayatımız 7 yıllık döngülerden oluşur. Esasında bilim insanları da kanıtlamıştır. 7 ila 11 yıl arasında bütün hücrelerimize kadar değişiyoruz. Döngüler arasında eğer dengesizsek benzeşim yasası ne der bize? Hermetik yasalardan. Bedende bir şey oluyorsa zihinde. Zihinde bir şey oluyorsa ruhta. Yani enerjide değişiklik aynı şekilde gerçekleşir. Epifizin küçülüp yumurtalıkların büyümesi ya da onların küçülüp epifizin büyümesi gibi aynı süreç bizim çakralarımız için de geçerli, enerjisel sistemimiz için de geçerli anlam taşır. 7 yıllık bu döngülerde eğer madde içinde kaybolduysak, tamamen alt 3 çakrada yaşamaya başladıysak, hayatımız yeme, içme, seks ve uyku olduysa ruh bizi çeker. Mutlaka bir olay yaşarız. Kalp krizi geçirir, bir anda ruhani bir kişiliğe bürünür. Malını mülkünü bir anda kaybeder, farklı düşünmeye başlar, artık daha ruhani biri olur. Veya telekinezi, teleportasyon yapacağım diye insanlar diğer uçta yaşamaya başlar. Bu tarafta kalırsan da bu tarafı kaçırırsın. Mutlaka ama mutlaka bir dağılma yaşarsın. O yüzden denge çok önemlidir. Hayatın her alanında olmazsa olmaz bir şeydir. İşin ruhani tarafında da Ramta diyor ki hipofiz bezi açılmaya başladığında yaşamınız mümkün olabileceğini asla düşünmediğiniz bir biçimde değişmeye başlar. Düşündüğünüz her şeyi daha güçlü duygusuyla hissedersiniz. İçinizde hissettiğiniz bir iş yaratıcı bir biçimde çalıştığından düşüncelerinizin giderek daha çabuk tezahür ettiğini görürsünüz. Sevgi, anlayış ve şefkatiniz artar. Farklı bir anlayışa yükselirsiniz ve birçok insan yaşamınızdan çıkıp gider. Ve onların yerine sizin gibi düşünen varlıklar size çekilirler. Peki ama nasıl dengeye kavuşabiliriz? Endokrin sistemin dengesini bozan şeyler, alkol, sigara, dengesiz beslenme, dengesiz uyku gibi şeylerse, tıpkı bu dengesizlik yarattığı gibi aynı şekilde sadece 3. göz çakrasına odaklanmak gibi şeyler de dengesizlik yaratır. Bu çakralar arasında hangi tarafta bir yönelim olduğu önemli değil. Tamamen bu söylediğim egzersizi yaptığında bu dengeye kavuşacaktır. Bu 7 çakra arasında 4 tanesi çok önemli. Kök çakra, kalp çakrası, üçüncü göz çakrası, ajna çakra ve tepe çakrası. Bir yumruk boyutunda beyaz bir ışık düşün. Kök çakrandan bunu tek bir nefeste de çekebilirsin. Yani şu şekilde kök çakrada tepe çakraya kadar ya da nefes nefes yani en sonunda da göbek deliğinin iki parmak altında sakral çakrada bu enerjiyi topla. Bu beyaz ışığın toplandığını hisset. Üçün katları 3, 6, 9 şeklinde de yapabilirsin ya da alarmı kurup 5-10 dakikada yapabilirsin. Bunu her gün yaptığında, huzursuz hissettiğinde, bedenini yavaşlattığında nasıl huzurlu hissediyorsan ki eğer bunu bilmiyorsan da bu böyledir. Eğer mutsuz ve huzursuzsan bedenini yavaşlat. Yavaş oku, yavaş ye, yavaş hareket et. Mutlaka huzursuzluk gider. Aynı şekilde çakralar arasında da denge oluşmaya başladığında müthiş huzurlu hissetmeye başlarsın. Merkeziyetli hissetmeye başlarsın. Daha iradeli olmaya başlarsın. İnsanları daha X-ray cihazı gibi çözümlemeye başlarsın. Kimin sana neden yaklaştığını görmeye başlarsın. Evet belki bu bazı alanlarda dağılmaya sebep olabilir ama emin ol sana zarar verecek bir şeyin dağılmasıydı. O yüzden endişe edecek hiçbir şey yok o anlamda. Bedensel olarak sağlıklı olduğunda alkolik arkadaşlarının hayatından uzaklaşması gibi. Enerjisel bazda da eğer bu şekilde dengeye ulaşırsan hayatında enerjini bozacak insanlar, şeyler de uzaklaşmaya başlar. Bu sayede sen ceza ve ödül sistemiyle çalışmazsın. Tıpkı hikayedeki gibi. Yani o insana ceza verselerdi de o insan tekrar hırsızlık yapmaya devam edecekti. Tıpkı hapishaneden çıkan %70-80 insanın tekrar içeri girmesindeki neden gibi. Ya da bir ödül. Öteki tarafta mutlu olacaksın. O farkındalıkta onun yapılmaması gerektiğini bildiğin için yapmamaktır. Yapılması gerektiğini bildiğin için yapmak, birilerine gösteriş yapmak veya bir şeylere ulaşmak için değil. Tamamen öyle olmasını
fark ettiğin için, bildiğin için yapmaya dönüşür ki dengeli insanın yaşamı da budur. Bu yüzden bugün özellikle bu üçüncü gözle ilgili bu aralar çok yaygınlaştı işte astral seyahat, duru görü vesaire konuları çok fazla bu tarafa yönelim başladı. Bunu dengelemen gerekir. Aksi halde hayatın mutlaka ama mutlaka dağılır. Bunu aklından asla çıkartma derim. Seni seviyorum. Videoyu beğendin ve kanala abone olduğun için. Sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.